Tuttur.com'da çifte kazanç zamanı. Sen de hemen Tuttur'a gel, kazanan ilk kuponunda kupon bedelini iade edelim. Krallar gibi Tuttur. Şimdi ben dün Alanya Spor Galatasaray maçını izleyince Başakşehir Trabzon maçını izledim. Alanya Spor Galatasaray maçını izledim. Önceki haftalarda işte Sivas Spor'u izledim. Alanya Spor'un iki tane maçını 90 dakika izledim. Bu bir tanesi Galatasaray olmak üzere. Önceki haftalardakilerinden de. Bu üçüncü maçı. Alanya Spor'un üç tane maçını 90 dakika izledim. Sivas, Kayseri bakıyorum böyle. Abi Türkiye Ligi'nde her takım çok iyi takım. Bak bana inan. Taş gibi Antalya Spor'a bakıyorsun. Sidney Sam var. Ön tarafa sayıyorum bak size. Bu hafta cezalı oldu bu arada. Ha, ön tarafı Antalya Spor'a. Hiç daha bugün 8 puanla işte 5. sırada. Hani ismini falan anmadığımız takım söylüyorum size. Podolski. Sidney Sam. Uçak Hamilton. Hamilton. Santrafor Yahovic. Dördüncü zaten abi. Arkada oyun kurucu Nuri Şahin. Evet. Hani stoper de Naldo falan ha. Kaleci de bayağı iyi kaleci Bofen. Hani kaleci de öyle yani. Sol bek de Rus milli takımının oyuncusu Kudryashov. Lan daha ne olsun yani? Bir takım daha ne olacak yani? Şimdi bu bir iyi. Bakıyorum şeye, Erzurumspor'a. Novikovaslan bayağı adam yani. O Raşat Muhammed. Efendim orta sahada bir tane böyle Kongolu biri var. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Abi yerli şeyi de Emrah Baysan. Ligin evet, çok eski yapan oyuncusu. Şimdi ben bakıyorum. Oltan Karakundukçu yine katkı. Obertan falan var. Abi bakıyorsun ulan bu Erzurumspor maç falan kazanman çok zor abi. Diyorsun yani. Bir de bunlar hani hep savunma yapmayı biliyorlar. Kapançık takımları falan. Antep'e bakıyorsun. Lan Mirallas var. Yok efendim stoper Cilobocci. Chelsea görmüş bu adam yani. Ondan sonra ortası o bir tane Andres Brezilyalı bayağı iyi futbolcu. Soyadı Andre. Andre. Hani ismi sırtında Andre yazıyor. 9 numara giyen. Galatasaray'a gol atan oyuncu. Ha o Brezilya'dan gelen. Brezilyalı. Santrafor, ha. Ulan bayağı bir adam diyorsun. Bakıyorsun, ulan diyorsun. Maxim var. Şu bak, Maxim. Çok iyi oyuncu bence. Yani bir Gençler Birliği falan hariç böyle bir iki tane takım var. Lan bunların da kadroları böyle hani biraz çok da iyi değil galiba falan diyebileceğim bir iki takım hariç. Karagümrük falan. Ya müthiş Bilgiye falan. Bayağı iyi futbolcu abi. Şimdi bu arkadaşlar şu anda bir de sezon başı hepsi paralarını aldılar ödemeleri. Hani para ödememe durumu daha yok. Hiçbirinin çekmesi yok daha. Para sıkışması yok daha hiçbirinde. Tamam mı hani? Zaten Sivas'ta, Alanya'da, Antalya'da para sıkışması falan olmuyor pek. Anlatabildim mi? Şimdi daha para sıkışması yok. Herkes tabanca gibi abi. Bakıyorum. Ulan maç kazanmak çok zor ya. Hakikaten çok zor yani. Türkiye Ligi'nde her takım artık kaliteli transfer yapmayı yavaş yavaş öğrendi. Bu 14 yabancının büyük faydası var. Fenerbahçe'de nihayet formayı koysan 3. olur. Yok efendim Fenerbahçe'nin adı yeter. Yok Galatasaray'ın renklerinin yeter. Yok Beşiktaş'ın seyircisi yeter falan. Bu yalanları bırakın. Abi zaten 200 senedir belli oldu. Bu yalanları bırakın. Başakşehir şampiyon oluyordu. 2 yıl üst üste bu takım şampiyon oluyordu. Bilmiyorum farkında mısınız? 2 yıl üst üste Başakşehir diye bir takım şampiyon oluyordu. Bir sene 67 puan aldılar, ikinci oldular. Bir sene 69 puan alıp şampiyon oldular. Yani bu 2 yılın ortalamasına bak bu takım şampiyon zaten 2 yılda. Orada Göztepe falan da iyi takım. Abi hepsi iyi takım. Yani söyleyelim. Dolayısıyla artık benim adım yeter. Ben zaten büyük takımım. Sahaya 1,5 puanla çıkıyorum. Bunların hepsi yalan. Bir kere VAR geldi, VAR. Gol atıyor. O golü iptal edecek baba yiğit yoktu Türkiye'de. Dünkü Galatasaray'ın attığı golü. 2-1. Belki en kötü 2-2 biter. Ben sana söyleyeyim. 2-2 de bitmezdi. 90+2 uzatma verirdi. 2 dakika uzatma. 92'de maçı bitirirdi hakem. Eskiden VAR olmasa. Artık iyi kadro kuracaksın. Yetmez, iyi plan yapacaksın. Fenerbahçe ligin en alternatifli kadrosunu kurdu. Dün Alanya Spor'a baktım. Babalar çıktı, takım düştü. Babakar, Barero, Salih çıktı. Pat diye düştü takım. O derinlik yok da. Hah. Şimdi senin tek farkın, büyük takımlar olarak tek farkın, derinlik senin kadro. Sokacağın oyuncuda, oyuna giren oyuncuda iş yapacak. Oyuna giren oyuncuda iş yapacak. Başakşehir'in oyuna giren oyuncusu iş yapar. Crivelli biliyor adamda. Geçen sene şampiyon olmasının tek sebebi oydu. En büyük sebebi. Ya Robinho bile maç aldı geçen sene. Bir maç aldı adam ya. Deplasmanda bir tane maç aldı adam. Sana 3 puan işte.
Der yani şuraya gelmek istiyorum. Derinlikli kadro kurmayı nihayet akıl ettiler. Reyeslerle, Freylerle, Benziyalarla sabaha kadar falan. İstersen Real Madrid forması giydir, istersen Bernabeu'da oynar. Adamı yenerler abi. Gelirler, tokatlarlar, 3 atar giderler. Türkiye Ligi zor bir lig. Kaliteli bir lig değil. Zor bir lig. Bir kere ama top oynanmıyor burada, herkes yerde. Şimdi bir bağlayacağım olayı. Şimdi bu derinlikli kadro iyi kullanması gereken de bir hoca var. Şu ana kadar da problemsiz götürdü. Şimdi mesela bu hafta Trabzon maçında kim oynayacak? Ben Enner Valencia'nın yanında Pelkas'ı, sol önde Mamet Yam'ı görebiliriz diyorum. Şimdi atıyorum yani. Mamet Yam, işte Pelkas, Samatta filan. Belki ne bileyim Kemal Adem'i ile oynayacak. Bilmiyorum. Ama kiminle oynarsa oynasın belli bir standardı var Fenerbahçe'nin diyebileceğimiz pozisyon var. Lemos mu oynayacak? Serdar mı oynayacak? Bakacağız. Sağ bek, sol bek şimdilik belli. Sangare'de çok iyiydi yalnız. Gökhan iyi değildi defansif olarak. O hiçbir zaman Gökhan, iyi olmadı ki. Hücuma katkısı her zaman iyiydi. Gökhan ve Caner belli. Tisserand belli. Ve orta üçlüsü o çatı piramit belli. Gustavo, Sosa, Ozan. Gerisi de bana göre Samatta da belli. Gerisi değişir abi. Diğer stop yani. Üç tane oyuncu değişir. Kim? Tisserand'ın partneri. Sol ön, sağ ön. O yüzden maça nasıl bir 11 ile çıkacağını bilmiyorum. Bu bir yer. Trabzon sen olsan nasıl çıkarsın abi? Bilmiyorum abi. Trabzonspor'u analiz etmek lazım. İki, Trabzonspor. Şimdi buradan bu geniş kadro analizimizden Trabzonspor'a gelelim. Marlon sakatlansa hafta içi Allah korusun. Marlon sakatlansa sol bek yok. Kamil abi Çörekçi. Yani yok yani. Sol ayakta oyuncu yok. Envakame oynayabilecek mi? Ekuban oynayabilecek mi? Ekuban yok bildiğim kadarıyla çünkü o Covid 14 gün Ekuban da öyle. Nakama da öyle. Evet. Yani ama yani 14 yok abi gel mutlaka gelme diyecekler bilmiyorum artık. Ya yalı testi maç gününe kadar negatife dönerse tabii öyle falan mı yapacaklar şey bilemiyorum. Flavio dönüyor. Baker çok büyük ihtimalle bu ikili çıkacak. Bir ihtimal parmak çıkabilir. Parmak, Flavio, Baker'dan ikisi. Bence bu üçü oynayacak. Evet, Trabzonspor'un sakatlık şeyine göre. Abdülkadir Ömür'ü mi atıyorsun, kesiyor musun abi? Ya, esaslı Abdülkadir Ömür benim ideal, öyle kafamda hayal ettiğim orta saha işte Flavio, Baker ve Abdülkadir Ömür. Kenarları sağ daha farklı. Var, sağ öndeki var. Esasında Diabete sağ önün oyuncusu. İşte bu sakatlıklardan sonra belki Diabete, Ömür'ün Diabete, kenara atıp olabilir. Açık alan topçusu. Ama Fener'e karşı oynayabilir açık alan topçusu olduğu için. Diabete sağ ön oyuncusu zaten. Hani şeyde İngiltere'de oynayamadı şeyde. Başakşehir'de oynayamadı. Çünkü sol önünde oynattılar çocuğu çok uzun süre. Bir sıfırdan sonra, kırktan sonra böyle bir sağa sola aldılar böyle. Ya bak Trabzonspor'dan şöyle bahsedelim. Mesela kadro derinliği derken. Trabzonspor öyle bir orta sahayla çıktı ki. Kamil Ahmet Çörekçi. İşte altyapı evlat mevlat Safa Kınalı. Bir de Lewis Baker. Bu şeye benziyor. Godoy'u beklerken'e benziyor. Golü beklerken hikayesi yani. Hatay'da Baker derler, işte. Der ya Godoy'u beklerken. Nothing to be done. Yapacak bir şey yok diyor. Hakikaten nothing to be done üçlüsü o. Bir şey üretemezler Lewis Baker dışında. Hakikaten üretemediler zaten yani. Şimdi bir Safa Kınan'ın bir şutu vardı. Apobe kafayla mafayla indirdi. Çok şimdi yapamazlar zaten. Şimdi öyle üçlüyle çıkmazlar. İmkansız öyle üçlü çıkmasın. Şimdi Trabzonspor Başakşehir maçındaki kadar zayıf bir orta saha kurgusuyla çıkmaz. Tabii tamam. Bu eldekilerden mecbur öyle çıkmıştı bu arada. İki. Fenerbahçe önde oynamak durumunda olduğu için kendi sahasındaki maçı Trabzonspor'un arka forvetleri yani önde arkaya sarkabilen forvetleri kim onlar? Afobe ile bahsettiğim Diabete. Savunma arkasına koşu atabilen ve top taşıyabilen oyuncular. Bu oyuncular da etkili olur. Seni en kötü geri koşturur. Tamam? Abdülkadir Ömür çok eleştirildi geçen Abdülkadir maç. Abdülkadir Ömür'den bir şey olmaz. 17 top kaybı, 84 dakikada 7 pas hatası. Bütün ikili mücadelelerinde kaybı. Abdülkadir Ömür sezona iyi başlamadı. Abdülkadir Ömür bu saatten sonra geriler. Bu kafayla giderse. Uğurcan Çakır da sezona iyi başlamadı. Şimdi Trabzonspor'un stoper hattı bu hafta oturmuş olur. Hugo ile Edgar diye. Sol bek Marlon, sağ bek Pereira'nın tam olduğunu düşünelim. Orta sahada dediğim gibi Trabzonspor'un Başakşehir maçındaki gibi kolay bir rahat geçilir bir orta saha olacağını da düşünmüyorum. Ben gene Fenerbahçe'yi zor bir maçın beklediğini düşünüyorum. Ya Fenerbahçe için zor maç hepsi abi. Gösteri maçı zor dedik. Zor oldu işte. Zor kazandı Fenerbahçe. Yani Trabzonspor maçı da zor olur. Ondan sonra Antalya maçı da zor olur.
Kolay maç yok bu ligde, bunu anlamak lazım. Rakip eksilecek filan da ancak öyle yani. Yoksa kolay maç yok. Ben Trabzonspor Fenerbahçe maçının düşük skorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Ve çok zor bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Maç sonu 1 demiş şey. Evet. Samet Yecer. Samet Yecer. Valla ben de ilk yarı 0 diyeyim. İlk yarı 0 diyorsun. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın, hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Tuttur.com'da çifte kazan zamanı. Sen de hemen Tuttur'a gel. Kazanan ilk kuponunda kupon bedelini iade edelim. Krallar gibi Tuttur.